Bugün stüdyomuzda fiyat performans odaklı ama özellikleriyle biraz daha üst segmente göz kırpan bir telefon olan Note 12 VIP ve onun daha uygun fiyatlı alternatifi Note 12 var. Özellikle şarj teknolojisi açısından öne çıkan Note 12 VIP'ye gelin birlikte bir bakalım. Bu telefon kutudan çıkan 120 watt'lık hypercharge adaptörle tam 17 dakikada %100 şarj oluyor. Hatta telefon ilk geldiğinde şarjını sıfırlayıp taktığımda 13 dakikada %100 şarj oldu. Bu gerçekten çok iyi bir şarj hızı. Markanın iddiasından bile daha hızlı şarj oldu. Note 12 VIP 4500 mAh'lik bir bataryaya sahip. Yani öyle aman aman çok küçük bir batarya değil. Peki bu bataryayı 17 dakikada %100 şarj etmek ne kadar güvenli diye sorabilirsiniz. Güvenlik riskini en aza indirmek için telefon içerisinde farklı koruma ve 18 farklı termal ısı ölçer yerleştirilmiş. Bu da hızlı şarj sırasında beklenmedik bir sorunun önüne geçiyor. Karışıklık olmaması açısından şunu da belirtelim. 120 wattlık HyperCharge adaptörü sadece Note 12 VIP ile birlikte geliyor. Note 12'de ise 33 wattlık bir hızlı şarj adaptörü geliyor. Telefonların tasarımlarına baktığımızda ikisinin de keskin hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle Note 12 VIP modelinin arka paneli ona şık bir hava katmış. Telefonu ışığa tuttuğunuzda şöyle ince bir parlama yapıyor. Hatta şu an stüdyo ışığıyla de o parlamayı yapıyor olabilir. Bu parlama telefonu daha güzel gösteriyor. Artık yavaş yavaş unutmaya başladığımız ama görünce mutlu olduğumuz kulaklık girişi de telefonlara eklenmiş. Ayrıca hem ekranda hem de arka panelde fiber destekli cam kullanılmış. Bilmeyenleriniz için aktaralım. Fiber destekli cam havacılık endüstrisinde kullanılan bir materyaldir ve bu malzeme sayesinde telefonlar çok daha sağlam bir hale geliyor. Note 12 VIP'nin ekran özelliklerine baktığımızda 6.7 inçlik AMOLED bir ekran görüyoruz. Bu ekran 1080x2400 çözünürlüğe sahip ve ayrıca 10 bit renk derinliğini ve DCI-P3 renk gamutunu %100 destekliyor. Bu az önce verdiğim bilgi size çok teknik bir bilgi gibi gelebilir ama aslında bu ekran deneyimimizi çok geliştiriyor. Çünkü 10 bit bize daha fazla renk sunuyor ve daha fazla dinamik aralık sunuyor. Özellikle oyun oynarken veya dizi film izlerken aradaki farkı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Telefon ayrıca 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Bu da kendi segmentinde Note 12 VIP'yi öne çıkarıyor. Note 12 ise yeni 6.7 inçlik IPS AMOLED ekranla birlikte geliyor ve yine bu ekranda da Full HD Plus çözünürlükle birlikte geliyor. Şimdi gelin Note 12 VIP'nin kamera özelliklerine bir bakalım. Infinix Note 12 VIP 108 megapiksel f1.67 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ile birlikte geliyor ve bunun yanında 13 megapiksellik F2.2 diyaframlı bir ultra geniş açı kamera ve 2 megapiksellik bir derinlik kamerası da bulunuyor. Ana kameranın fotoğraf performansına baktığımızda orta segment için iyi olduğunu söyleyebilirim. Renk işlemesi ve portrede sağladığı bokeh işinizi görecektir diye düşünüyorum. Arka kameraların video özelliklerine baktığımızda 2K'da 30 kare ve 1080p'de 30 kare çekimler yapabiliyoruz. Video performansı günlük kullanımda ihtiyacınızı karşılayacaktır. Açık havada ve bol ışıklı ortamlarda güzel videolar çekebilirsiniz. Note 12'de ise 50 megapiksellik bir ana kamera ve 2 megapiksellik bir derinlik kamerası bulunuyor. Ultra geniş açının olmaması bizi Note 12 VIP'yi seçmeye yönlendiriyor fakat performans açısından Note 12 gün ışığında işinizi görecektir. Ön kameraya baktığımızda 16 megapiksel f2.7 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera görüyoruz. Renk işleme ve portre modundaki yumuşak alan derinliği tatmin edici diyebilirim. Ayrıca düşük ışıkta parlak selfiler çekebilmeniz için çift flash'ta kamera kameranın yanına konumlandırılmış. Bu özellikle online toplantılarda çok işimize yarıyor. Video performansına baktığımızda tıpkı arka kamerada olduğu gibi ön kamerada da 2K 30 kare ve 1080p'de 30 kare çekimler yapabiliyoruz. Gün ışığında tatmin edici sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Telefonların performansına baktığımızda hem Note 12 VIP için hem de Note 12 için kendi segmentlerinde yani orta segmentte birer performans telefonu diyebiliriz. İki telefonda da Mediatek Helio G96 işlemci bulunuyor ve bu işlemci sizi hem günlük hayat hayatta kullandığınız uygulamalarda hem de oyun oynarken tatmin edici bir performans sağlıyor. PUBG'yi HD ayarlarda kasma veya donma olmadan oynayabiliyorsunuz. Oyun deneyiminizde bir sorun yaşamamanız için Note 12 VIP'de 9 katmanlı bir soğutma sistemi kullanılmış. Grafenden oluşan bu 9 katmanlı soğutma sistemi uzun vadede ısınma sorununun önüne geçiyor. Depolama ve RAM detaylarına baktığımızda Note 12 VIP'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama görüyoruz. Ayrıca RAM'de 5 GB'a kadar sanal yükseltme yapabiliyorsunuz. Yani toplamda telefonun RAM'ini 13 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Tabii ki bunun 5 GB'ı sanal oluyor. Note 12'de ise yine 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama görüyoruz. Tıpkı VIP modelinde olduğu gibi Note 12'de de 5 GB'a kadar sanal bir şekilde RAM yükseltmesi yapabiliyorsunuz. Son olarak videonun başında da belirttiğimiz gibi Note 12 VIP modeli 4500 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Note 12 ise 5000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Yani burada Note 12 batarya konusunda abisini bir tık geçmiş. İki telefonun da bataryaları günlük kullanımda yani ortalama olarak işte sosyal medyada gezindiğiniz veya biraz kafa dağıtmak için oyun oynadığınız bir ortalama kullanımda bir günü rahatlıkla çıkaracaktır diyebilirim. Yani gerçi diyelim ki Note 12 VIP'nin şarjı bitiyor. Zaten telefon 17 dakikada %100 şarj oluyor. Yani 10 dakika şarja taksanız bile bayağı şarj olur. Note 12 VIP kendi segmentinde öne çıkan telefonlardan bir tanesi ve daha üst segmente yakın ekran özellikleriyle birlikte gelmesi beni etkiledi. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 10 bit renk derinliğine sahip ve performans olarak da orta segmentte öne çıkan bir telefon arayışındaysanız Note 12 VIP'ye göz atabilirsiniz. Eğer bütçe olarak daha uygun ve performans olarak da tatmin edici bir alternatif arıyorsanız Note 12'ye de göz atabilirsiniz. Daha önce hiç Infinix telefon kullandınız mı? Kullandıysanız deneyimleriniz neler? Note 12 VIP hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.